İyi akşamlar Reis Aşkayrı'nın günlük grafik. 1 Aralık'ta videosunu çekmişim en son. Şöyle bir e, kontrol edin. Bu genel teması biraz sağa yayılıyor bu bayağıdır. Önce onu söyleyeyim yani. Bizde burada e, verdiği tema belli yani. Bunu herkesin gözü görüyor. 2 lira 20 kuruşlar aşağıda. E, 3.60 ve 4 civarları yukarıda. O şekilde trade ediliyordu uzun vadede. Ben videoyu çektiğimde. Ben 1 Aralık'ta çektim son videoyu. Kontrol ettim. Şurası oluyor arkadaşlar. Yani orada 3.60 direnci geçilmiş. Bir üst direnç bandımız 4 liraydı. Ee, hemen sol taraftaki yoğun satışların geldiği alanda aralık ayında. Biraz daha yukarıdan. Aslında 4 lirada bir takılmış şöyle. Gördüğünüz gibi bakın 3 gün altında kalan bunlar 8 ortalamaya doğru bir gidiş. Ee, 7 aralıkta 8 aralık özür dilerim. Üstüne çıksa 4 lira 8 kuruşa kadar hızlıca tekrar 200 güne giden bir trend görüyoruz burada yani. 200 güne destek alıyor oraya kadar satışıyor tekrar 4 bu biraz ara bir 26 Ocak'ta çok tahmin edilebilir bir destek alan değil bakın oluyor böyle yani her zaman bilemezsiniz doğru destek alanlarına aradan bir yerden de dönüşler gelir ve tekrar o zamanlar çizdiğim 4.34 direncini yakın zamanda yakın vade bir hareket etmiş e, oradan tekrar satış yemiş kendini tekrarlayan bir hareket var gördüğünüz gibi çok net Şimdi buradan bir trend çok aşağıda kalır. Ee, biraz şey olur. Bu daha uzun vade bir trend. Ee, minor biraz daha almak lazım. Bakın şu da biraz uzak gelebilir. Bağlayabilir. Bağlayalım bakalım ha, nereye kadar. Bakın şöyle bir trend. Daha minor bir trend. Takip edilebilir. Bu biraz yelpaze modeli gibi oldu. Bu çizdiğim şey. Şöyle kafa karıştırmasın. Şunları bir aradan alayım. Şu trendi takip edebilirsiniz. Yani iki dibi bağladık. Bir gevşeme olursa 3.60 civarları destek adayıdır. 3.60, 3.55 bandı. Kırılım tabii olursa aşağı doğru 3.30'lara kadar. Daha önce oradan gelmiş en kısa vade alıcı. 3.30'a bakarız yani o kısım. Özellikle önemli bir destek alanı olabilir. 3.23'te de 200 ortalamamız var. Bunlar aşağı yönlü destek hatlarını oluşturuyor Tabi burada herkes kendi stratejisini oluşturabilir yani alım-satım ben söylemiyorum öyle bir şey alım veya satın şu olur bu olur diye böyle net hükümler koymuyorum koymam da hiçbir zaman ama şunu tavsiye edebilirim yani marjınızın kaldırmadığı yerlere e, risk almayın yani oralara kadar e, herkesin bir kayıp marjı vardır e, bu hayatta yani maalesef gerçi bizde küçük yatırımcı kalıyor sonra bir sene bekliyor falan böyle şeyler görüyoruz çok sık ama Neticede yani hangi senede alırsanız alın bir süren stopunuz olsun. Veya süren stop kullanmasanız da e, şu kadar kayıp koydum kendime dersiniz. E, öyle, öyle biraz disiplin davranmakla, davranmakta fayda var. Akım bakıldığı zaman aslında hala yukarı. Şimdi gevşediği yer 9 Aralık tepesi. desteği aldığı yer 200 ortalama. 4 lirayı tekrar deniyor. Bakın e, 3.30'lara gevşiyor. 50 ortalamanın altına. Çok da tahmin edebilecek bir yer değil dediğim gibi. Oradan yeni bir tepeye devam ediyor. Yani şurası aslında bize baktığımız zaman, buna ikincil vade diyemiyorum aslında. Minor bir e, trend. E, yani aslında hani 30 aralık çok yakın olduğu için. E, ama yani çok hızlı da hareket ediyor arada. Şu kısım bir net bir yukarı trendin olduğu kısım. Yukarı yönlü bu trendi neticede takip edebilirsiniz ve bundan sonraki atakta e, yani tekrar e, bir direnç kırılması halinde burada 4.34 geçilmeli mutlaka. Üstünde kapanışı vermesi lazım ki şu trend devam edebilsin. Ben daha önce 5.30 civarları ara bir direnç olabilir ya da kuvvetli bir direnç olabilir aslında. Ara demeyelim o kısmı da. Olabilir diye düşünmüştüm. Bir sonraki 4.34'ten sonraki hareket. Şurada bir bir saniye şurada bir boşluk var. Yani yaklaşırsa dikkate alınabilir. 4.60 bir ara direnç olarak alınabilir. 4.60'dan sonra ama 5 lira civarlarında, 5.30 civarlarında bir harekette arkadan e, beklenebilir teknik açıdan. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet durum görünüm bu. Yani şu anki mesela önemli döndüğü direnç çok önemli bir direnç. E, 4.36. Yani kırılırsa bir miktar hızlanabilir mi onu ben de şahsen merak ettim yani dönerim bakarım unutmazsam bir 15-20 gün sonra ne oluyor diye. Ama bir tabi şey beklenebilir burada belki bir momentum artışı da yaşanabilir. Aresay 47 negatif. Eee baktığınız o da baktığınız zaman e, onun da negatif olduğunu görüyoruz Aresay ve Matt'in. Hacim hacmen de öyle çok kalabalık bir senet değil. Yani kötü de değil ama belli bir ortalaması var. Hacim ortalaması burada 5 milyon lot kadar. E, bu ortalamanın kimi zaman üstünde kimi zaman altında alıcıların, satıcıların geldiğini görüyoruz. Bazı senetler böyledir, daha sabit bir piyasaya sahip oluyorlar. Çok büyük hacim dalgalanması olmuyor. Reysaçta da uzun zamandır böyle. Bunların dışında e, zannediyorum değinilebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.